Kıymetli belediye başkan adayımız Sayın Ahmet Tural, değerli il yöneticilerimiz, birbirinden kıymetli ilçe başkanlarım ve yöneticileri, vefakar cefakar üyelerimiz, sevgili basın mensupları ve kıymetli misafirler, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir organizasyonla yerel seçim startını verdik. Biz il ve ilçe teşkilatları olarak 7/24 sahada olacağız. Destek ve mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Hep birlikte olacağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Merkez İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kollarımızın değerli başkanı, Uluborlu Belediye Başkanımız, Belediye Başkan adaylarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, partimizin değerli mensupları, basınımızın değerli temsilcileri, bizi bu tarihi günde yalnız bırakmayan değerli aileme, dostlarıma, yol arkadaşlarıma ve çok kıymetli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı belirtiyorum öncelikle. Sayın İl Başkanımızın da söylemiş olduğu gibi bugün hem mübarek bir gün, Cuma günü ve rahmet ve bereketle bugün 31 Mart 2024 belediye başkanlığı seçimleri için startımızı vermiş bulunmaktayız. Şu görünen tablo Isparta'daki İyi Parti'mizin il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle, ilçelerle birlikte bir birlik olduğunun bir göstergesidir. Bundan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olsun diyerek çıktığımız bu yolda öncelikle güller, göller, gönüller diyarı Isparta'mızın şehrül emin olmak için bizleri bu kutsal göreve layık gören, aday gösteren Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Meral Akşener'e ve İyi Parti Genel Merkezi'nin tüm kadrolarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bizi bağrına basan İyi Parti İl Teşkilatı, İlçe Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığı'na da şükranlarımı belirtiyorum. Bu anlamlı günde aramızda olan veya olmayan iyi dilek ve temenniler ileten tüm gönül dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine coşkulu bir konvoyla caddelere, sokaklara sığmayan, bir heyecanla bizi karşılayan, bağrına basan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu teşkilatta görev alma onuruna erişmiş, işinden, aşından, ailesinden feragat edip fedakarca çalışma gösteren tüm il ve ilçe başkanlarımıza, yönetimlerine, emeklerinden, verdikleri hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Partimizin kurucusu, il başkanımız merhum Mustafa Şimşek başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kurucu il başkanımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Çok kıymetli yol arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in takdiri, siz ve hemşehrilerimizin güveni ve Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde Isparta'mızı birlikte yönetmek, edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimimizle mutlu bir kent, geleceği iyi olacak bir Isparta Belediyesi hedefliyoruz. Burada kim olduğumu uzun uzun anlatmayacağım. Doğup büyüdüğüm, ekmeğini yiyip suyunu içtiğim, esnaf ve sanatkarına, halkına hizmet etme şerefine nail olduğum Isparta'nın kadir-i şinas, vefalı halkı zaten bizi biliyor. Bugüne kadar esnaf teşkilatının çeşitli kademelerinde yöneticilik yaparak bu teşkilatın hizmetkarı oldum. Bunun yanında Isparta'nın kalkınması için önem arz eden her türlü sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlere öncülük eden kurum ve kuruluşlar ve organizasyonlarda da aktif olarak görev aldım. Şimdi ise 30 yılı aşan idarecilik tecrübemizin ardından bizler için heyecan dolu yeni bir dönem başlıyor. Evet, çıktığımız yol meşakkatli, sorunlu, ağır, imtihanı zor. Ama zoru başarmak biz iyilerin işidir. Çünkü biz bu şehre aşığız. Isparta'nın geleceği için, mutlu bir Isparta inşa etmek için taşın altına gövdemizi koymaktan asla geri durmayız. Önce inanacağız. İnşallah sizlerin, hemşerilerimizin inancıyla, gayretiyle bu yolun sonunda zafer olacak, iyilerin olacak, Isparta'nın olacak. Gayemiz geçmişin erdemi ve günümüzün evrensel değerlerini sentezleyip insan merkezli, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti bir Isparta inşa etmektir. Gayemiz 672 kilometrede yaşayan 260 bin hemşehrimizin suyun, toprağın, ağacın,
canlı cansız bütün varlıkların hakkını korumaktır. Ancak bu gayelerle ulaşmanın yolu bir olmaktan, kenetlenmekten, birlik olmaktan geçmektedir. Isparta'yı birlikte yönetmek, gelecek nesillere iyi bir gelecek sunmak için şehrimizin ihtiyaç duyduğu dönüşümü sağlamak adına her zaman bir arada olacağız. Parti teşkilatımızla birlikte hareket edeceğiz. Asla ben olmayacak. Her zaman biz diyeceğiz. Birlikte diyeceğiz. Çünkü başarının yolu birlikten geçer. Bir olarak birlikteliğimizi sağlayarak yapacaklarımızı çıtayı yüksek tutarak ve biz başardık diyeceğiz. Isparta'nın hak ettiği hizmetlere kavuşması adına yeni başlangıçlar için çalışma heyecanıyla dolu kadrolara sahibiz. Bu kadroların iş tecrübesi ve heyecanı, bilgi birikimi ve hizmet aşkı için en büyük zenginliğimizi oluşturmaktadır. Kavgadan, gürültüden, şaibelerden uzak, tertemiz, insana dokunan, sevgiyle, muhabbetle süslenmiş, hizmetler sunan belediyecilik örneği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, bizim siyasetimiz önce millet, önce memleket diyenlerin siyasettir. O nedenle Isparta'mızı 31 Mart'ta İyi Parti belediyeyi tanıştırmak için hepimize düşen görev önce memleket deyip daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmaktır. Çünkü Isparta bizi çağırıyor ve biz o gür sesi duyuyoruz. Gece gündüz demeden, yorulmadan, dinlenmeden daha çok çalışarak Isparta'nın o gür sesini kulak vereceğiz. Sözlerime burada son verirken Isparta'mızı birlikte yönetmeye, haktan ve adaletten ayrılmamayı, Isparta'yı marka kentler hedefine birlikte taşımayı ilk sözümüz olarak veriyoruz. Kıymetli hemşehrilerime selamlarımı ve sevgilerimi sunuyor. Allah mahcup etmesin inşallah. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı ayrıca tekrar teşekkür ediyorum.